Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar, misafir dişimizin yanındayız. Maalesef hala kızan olmadı soranlar var. Ben bazıları değişik şekilde müdahale ediyorlar. İnne ilaç filan. Arkadaşlar ben her şeyin doğal taraftarıyım. Onun için kesinlikle öyle bir şey düşünmüyorum. Misafiri kendisini bekleyeceğiz. Kara olan da bekleyecek bunu. Arkadaşlar bu bir video yapalım dedim. Şöyle bir şey, çokça sorulan sorulardan. Şimdi köpek kangalların, büyük köpeklerin nasıl dişlerini nasıl sağlam yapacağız? Diş şeyleri nasıl olacak falan. Şimdi yani bu şey videoyu genelde bir şeylere ayırdım. Diş bakımına, köpeklerin diş bakımı nasıl olacak diyelim böyle. Arkadaşlar, köpeğin dişinin sağlam olup olmadığını birincisi buna soydan gelir. Birinci şık. Soydan gelir. Soyu sağlam olur. Dişleri mesela bizim Gür'ün soyunda arkadaşlar gerçekten dişler çok geç dökülüyor. Çünkü Dede Gür'ün, Ahmetçikli Sarı, onlardan hatırlıyorum. Öldüklerinde de hala dişleri sapsağlamdı arkadaşlar. Onun için o köpeklerin soyuna bağlı. Dişin iyi oluşu bir soya bağlı. İki, arkadaşlar küçükken bol bol kalsiyum içerikli şeyler verirsek köpeklere, yavruları o şekilde beslersek çok faydasını görürsünüz. Kalsiyum eksikliği yaşamadan köpek büyümesi lazım. Bir. Sonra güneşini bolca alacak. En şeylerden birisi, benim dikkat ettiğim konulardan birisi de şimdi bu yaban hayatta yaşamış köpekler, mesela kurt diyoruz. Kurtların mesela dişleri nasıl sağlam? Köpeklerinki onlardan daha mı şey? Daha az filan diyorlar. Arkadaşlar şimdi onlar hepsi şeyden kaynaklanıyor. Mesela ben fırsat buldukça, yani daha doğrusu o tarzda kemikler buldukça devamlı atıyorum. Attığım kemikler mi arkadaşlar? Şeyler bir şu yan taraftaki hayvanın kaburgaları, omurilik tarzı onları köpeklere kemirttirmeyi. Bol bol bu ağzındaki kaslar güçlensin. Eğer kaslar güçlüyse zaten dişi tutar. Eğer kaslar zayıfsa, doğru düzgün çalışmamışsa ne olur? Bu dişler en ufak darbede dökülür. Şimdi onun için ne yapacağız? Bolca mesela özellikle küçükken başlıyor bu. Özellikle 6 aydan sonra mutlaka bol bol kemik verin. Kemirecekleri kemik. Yani onun üstünde şey olsun, et olsun olmasın önemli değil. Köpek onunla oynasın. Hani çekirdek şey gibi oynasın. Mesela bir de şu uyluk kemikler var hayvanların. Küçük, büyük başların, özellikle büyük başlarda yumruk gibi şeyler var. Kıkırdak gibi böyle. Ben onu mesela paltayla kırıyorum. Şöyle 3-4 parçaya. Köpeğin önüne veriyorum. Aynı gerçekten çekirdek yer gibi yiyor. Bu tarzda kemiklerle bu dişlerini güçlendiriyor. Mesela zaten bunu benim gibi şeylere demiyorum. Bazıları mesela el bebek, gül bebek bahçede yetişen köpekler için diyorum ben özellikle. Çünkü onların dişleri çok hassas olur. Niye hassas olur? Çünkü devamlı kurumamalar, şeyler, kaynamış etler filan, o tarzda yemek artıklarıyla filan o şekilde beslenen köpek ne olacak? Şu kaslar hiçbir zaman yorulmamış. Yorulmayınca ne olacak? En ufak darbede dişler dökülür. Dişlerin dökülmemesi için bolca kemik vermek lazım. Zaten ben bir köy yerinde çobanına sen kemik ver demeye gerek yok. Çünkü zaten şurada mesela bizim yavruların hepsi buralarda çalışıyorlar. Nasıl çalışıyorlar? Oradan bir kemik kaparlar gelirler. Buradan bir kemik kadar gelirler. Ondan oynarlar. Ve bu oynamalar onları zaten tamamen çenelerini güçlendiriyor. Bu kemik hakkında şey, kemik diyorum, bu dişler hakkında arkadaşlar budur. Zaten şeyi yapmayın. Mesela köpeğin yaşına göre zaten dişler
5-5,5 aylıkken zaten süt dişleri dökülür, gerçek dişleri çıkar. Ana dişler çıkar. Sonra otur kızım otur. Sonra ana dişleri çıkar. Bunlar yaş ilerledikçe dur. Bak şunlar. Şu dişleri bakın arkadaşlar şimdi. Yaş olmuş, kemale ermiş bizim Safir'in. Kızım sen beni çamura niye atıyorsun? He? Şimdi bunu niye gösterdim? Çünkü tipik bir yaşı gelmiş bir köpek. Zaten köpeğin yaşını şeyden alıyoruz. Dişlerin sararmasından şeyinden. Ha, bazı köpeklerin dişleri kırıktır. Yaşlı anlamına gelmez çünkü onu, o hayatta neler yaşamıştır. Onu bilemeyeceğimiz için mesela özellikle çobanlar köpekleri ayırırken köpekler sürü köpekleri birbirine giriyor. Girdiğinde ne yapıyorlar? Bu mesela tutuyor. Bunun burnuna vurabildikleri kadar elindeki değneklerini vuruyorlar. Orada mutlaka dişleri kırılıyor, kökünden sökülüyor. Yani bu da bir cehalettir. Yapacak bir şey yok. Yani çünkü o köpek, karşı köpek de buna o kadar zarar vermez. Bu köpek de ona o kadar zarar vermez. Çobanların ayırırken köpeklere verdiği zarar kadar. Onun için o en tehlikeli şeylerden birisi gene insanlar tabii köpekler için. Sonra gelen sorulardan aklıma gelenleri cevaplayarak yapacağım. Bir de arkadaşlar mesela bir köpeğin gelişip bir daha ne kadar boy verip vermeyeceği burada büyüme kemikleri var. Bu şurası biraz yüksekse şu şekilde biraz daha büyüyecek anlamına gelir. Şimdi Safir sanki büyüyecek gibi duruyor. Normalde köpeklerinki düz olduktan sonra artık büyümezler arkadaşlar. Büyüme şeyi kemiği o. Köpeğin ne kadar büyüyeceğini artık büyüyüp büyümeyeceğini o kemiğe bakarak ben kararımı o şekilde veriyorum. Başka? Ha, bir de arkadaşlar adamcıl. Köpeğimizi nasıl adamcıl yapacağız? Şimdi adam her türlü şeyi deniyor, yolu deniyor. Adamcıl yapamıyor köpeğine. Yapamayışı çok sosyal yetişmiş köpek. Adamcıl yapamıyor. Ben diyorum ki ne kadar az insanla şey yaparsa bağlı bırak ve az insan göster. O şekilde adamcıl yaparsınız. Ama baktığınız olmuyor. Yani illaki olmaz. Olmuyor bu sefer yapacağınız tek şey adamcıl bir köpek bir aylığına dahi olsa yanına bağlayın. Yanına bağlayın. O adamcıl köpeğin hareketleri neyse aynı hareketleri bu da o yapmaya başlayacak. Sonra bir bakıyorsunuz ki o köpek olmasa dahi aynı hareketler artık ha, buna ben tepki göstermem lazım diyerek aynı şekilde artık o köpek o tepkileri göstermeye başlar. O adamcıl şeyi de bu şekilde. Ha, bir de adamcıl olan köpek nasıl insan içine sokarız? Arkadaşlar bol bol gezeceksin, seveceksin, vahşi hayvanlar oluyor bunlar. Şey olmayan, sosyal olmayan köpekler. Adamcıl, gücü yetmeyecek olursa veya ısıramayacak olursa korkar, kuyruğunu kısar falan kaçar. Bunu bol bol insanlardan zarar gelmediğini öğreteceksiniz. Ondan sonra insan içine sokacaksınız. O şekilde. Ayağımız ağrıdı değil mi Özkan? Askeriye gitti çok. Safir ağzından girecek. Gel Safir gel. Gel kızım gel. Gel buraya gel. Güzel. Nedir? Nerede kalmıştık? Köpeği bol bol insan içine çıkartıp sonra insandan zarar gelmeyeceğini öğreteceksiniz. Bunlar aynı. Yani bir düşünün yani bu köpek aynı çocuk. Çocuğu nasıl yetiştiriyorsunuz o şekilde yetiştirirsiniz. Aynı şeyleri de yetiştirdiğiniz şekilde de armut dibine düşer filan derler. Arkadaşlar yani karakter soy geçimi filan oluyor da kan şey oluyor ama yetiştirme tarzı da çok önemli. Aynı çocuklarda olduğu gibi köpek yavrularda sahibini nasıl yetiştirdiğine bağlı o şekilde köpekler yetişiyor. İsterseniz her zaman diyoruz ya yani bir mesela Poyraz'ı biraz üstüne düş, tam bir katil yaparım. Ama ben nedir? Ben elimden geldiğince sosyalleştirmeye çalışıyorum. Gelen adamlar falan şey yapıyor böyle, sevmeye çalışıyor. Bana bile alıştırıyor. Tabii canım, Özkan'a bile alıştı, Özkan bile seviyor artık. Yani
Onu çok güzel alıcı gönder de ben bağlayacağım. Sen şey yapma da bizi fazla sıkıştırma da. Ateş serbest o zaman. Şimdi hani kurtla köpeklerin dişleri çok kıyaslanıyor ya. İşte kurdu biraz abartıyorlar. İnsanımız malum. Kurdun dişi işte 5 santim, 8 santim. Köpeklerin rolünü diyorlar ya. Şimdi bir köpeğin dişi rüzgarı bildiğim için ondan örnek vereceğim. Rüzgarın dişi kendinden büyük köpeklerden daha büyük. Az dişleri. Hani bir köpeğin dişleri daha büyük olması için bir şey yapabilir miyiz? Böyle bir imkan var mı? Böyle bir seçenek var mı? Yoksa o kendi genlerinden gelen bir şey. Soy. Soy. Şimdi bazı soylar, ben bazı köpekler gördüm gerçekten, yani şuradan aynı aslanlarınki çıkar ya şöyle. Şuradan uçtan şöyle aynı şekilde. Aynı öyle köpekler var. Şimdi o soyuna bağlı nedir mesela köpeğin zaten şey önemli değil. Dişinin uzunluğu önemli değil. Dişinin darbe gücü önemli. Mesela diyorlar ki kurdun çene basıncı şudur, köpeğinki budur, kangalınki şudur. Yani onu yani ezberi konuşmaya gerek yok. Çünkü ben sana soy söyleyeyim yani. Çene basıncı sıfır. Anladın mı? Yani sıfır derken yani hiçbir darbe vuramıyor köpek soyu. Ve çok aşırı darbeci aynı şekilde köpek soyları da var. Yani köpekten köpeğe, yani soydan soya değişir. Irktan ırka değil, soydan soya değişir o basıncı. Çünkü o şeyden, anneden babadan aktarılan şeyler. Onun için mesela bu kangal mesela çene basıncı budur. Bunun hepsi odur. Genelleme yaptığın zaman tamam diyebilirsin. Ama bana göre de işte soyuna bağlı. Ama adam demiş ki ben çene basıncı ayrı bir değil kesin. Hani, farklı canlıları yaslıyorlar işte timsahınki, işte kurdunki, köpeğinki. Ama köpek derken de belli soylar demek lazım. Yok, onu genelleme yaptıkları için öyle diğer hayvanlarla genelleme yapmışlardır. Ona bir şey diyemem. Ama bana sorarsan her soyun çene basıncı ayrıdır. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Sorumda dedim. Hatta ya, ağız yapısından bile ben anlarım köpeğin ne kadar sert darbe vuracağını. Şu bu yani köpeğe baktığım zaman artık anlayabiliyor. O duruma geldik. Ne diyecek? Diş boyunun önemli olmadığını, o dişi nasıl kullandığı, çene kaslarının ne kadar güçlü olduğuyla alakalı. Tabii. O vereceği darbe değil mi? Tabii. Şimdi mesela bayağıdan beri videonun başından beri anlatmaya çalıştım. Diş kaslarının sağlam olmaz. Diş kasları sağlamsa artık sağlam darbe verirsin. Mesela ben bunu buradan tuttum. Misal, tamam mı? Köpeğin biri buradan tuttu. Şu şekilde. Bu da geri aynı hamle yapıp, bunu buradan yapıp şuradan kapmaya çalıştı. Bu sefer benim buradaki köpek tutan ne yapıyor? Dişi burada kaldı ya. Şu darbenin şuradaki diş burada kaldı. Eti şeyine takılır. Derisine takılır. Sökülür. Yani şuradan çatıdan gider yani. Bu yabanilerin hangisine kapışsa dahi o riski var. Domuz mesela aynı şekilde mesela köpek kaptı, domuz burnunu taktı, atarken diş kalır. Yani onun için köpeğin kaslarının falan yapısının sağlam olması çok iyi. Hatta ben taraftarı da değilim yani. Abes büyük dişler var ya, onların daha çabuk sökülme ihtimali yüksek yani. Çok abes şeyler var. Onların sökülme şeyi de daha Ama nedir? Onu benim dediğim şekilde devamlı çalışarak köpek mesela nedir? Şurada mesela mala giden, normal yani yabani hayatta yaşayan, yabani derken bir koyuncu da olan bir sürü köpeğe dişi kolay kolay sökülmez. Niye? Çünkü o çevrede devamlı çalışır. Çünkü illaki bir yerde bir kemik parçası buluyor, ondan oynuyor, onu çalıştırıyor. Ama nedir getiriyoruz biz buraya? Korumamaymış, yalmış, en fazla yediği pişmiş tavuk eti yer. Şimdi ne olacak o? En sert yediği, o sefer çene fazla olmaz. Oğlum ben bu dişle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Şimdi YouTube'da çok, sen de denk etmişsin. Ben çok denk geldim bazı kurt videolarında, köpek videolarında, kıyaslamalarda falan.
bazı takipçi şey, belki de yaşı küçüktür onların söylediklerine göre. Kardeşlerimiz diyor ya hani kurtta köpek bir olur mu hiç? Kurdun işte dişleri jilet gibi, köpeğinkiler bir tutulmaz, o tuttuğu yere parçalar falan. Şimdi ben kendim fikrimi söylüyorum. Eğer kurdun dişi o kadar sivri olsa, o kadar jilet gibi keskin olsa kendi dudağını falan parçalamaz mı? Yok, o Allah yarattı, ona göre yarattı. Onda şey yok, aynı köpeğinki gibi ama biraz daha genelde iri oluyor onlarınki. İri oluyor. He, biraz daha iri oluyor. Çocuğu çok sivri olur ama zaten çabuk kırılacak. Yok canım, sivri onda değil. Bir şey yok. Hani yine geliyor çene gücüne, çene tabii, baslarına, tabii. Basınç verebilme kapasitesi. Tabii. O şey, vay sivri, o zaman ben şey ne yapayım, dağa götürürken tasma takmayayım, köpeğin dişini törpüleyim öyle salayım. Kurtla yani, boğuşurken. Yani tuttu yeri parçalasın. Yok öyle bir şey yok. Kurtların çenesinin güçlü olmasına dediğin gibi dişleri hem zaten büyük, bir de sürekli yaban hayatında yaşadığı için kemik kemirmeyle işte dişlerini törpülüyor, ne bileyim işte kaslarını geliştiriyor. Bunun sayesinde çene kaslarının gücünü arttırabiliyor o zaman. Hani diş sivriliğiyle alakalı bir şey değil yani. Zaten kurdun en büyük özelliklerinden birisi şey, kurda sormuşlar ya, nasıldı o? Ensenini yakalım. Kendi işimi kendi yapıyor. Yani şimdi bak oradan ne anlıyor? Gerçekten kurtun boyun kasları çok güçlü. Bak çene zaten devamlı çalışıyor. O çok güçlü. Boyun kasları güçlü. Bunun nedir? Yani ben inanıyorum ki bir tane kangalı aynı bu boyuttaki kurdu ve bir tane bana kangal versinler. O kangalı ben çalıştırayım. Yemesini, içmesine ben bakayım. O kurdu her türlü şey yapar, alt edecek kangala. Bak, boyu da aynı olsun. Her şey aynı olsun. Onu alt edecek kıvama getiririm. Yani çünkü ben onu şey yapıyorum. Yani yediği şeyler el bebek gül bebek değil. Tam bir manyak yapmam lazım ki aynı kurdun yaşam şartlarında onu da öyle yetiştireceğim. Tabii yetiştireceğim. Ondan sonra salayan kurtta, çünkü zaten kurdu Cenab-ı Allah o şekilde yarattı. Savunma yapmak. Avını alacak, bu bana yeter deyip gidecek. Ha bu da vermem diyecek, orada gene bir sırtarır. Kurdun şeyidir, devamlı söylüyorum zaten. Kurt sırtarır, yaklaşma der. Sonra bu dinlemez, adres sormayıp da yaklaşırsa ne olacak? Kurt kaçacak. Yani kurt sürü olur, sürü şeklinde ise bu sefer mesela bir iki tane köpek şey yapar. Baskın gelirler, onlara saldırılır. Ama öbür türlü, her türlü kurt kaçar, köpek kovalar. Ama biz mesela yaptığımız videolarda filan adam hani bilmiyorum, bir de beni hayatta kurt gördün mü diye bana söylüyor, tamam mı? Adam bana söylüyor. Ya kurdu öyle bir yere koymuş ki adam. Ya tamam, kurt zaten onu da Cenab-ı Allah yarattı, onu da Cenab-ı Allah yarattı. Yani onun ondan şeyi yok, bir üstünlüğü yoktur ama bunu orada karşı savunulacak şekilde yarattı, onu da koyunlar için şey yaptı. Çok güzel bir şey var. Mesela bizim savunmayacağımız tek kişi, gel Safir. Gel bak buraya sal. Sevdiği değil, sen zorla sevdirdin. Elini uzattın ya, geldi yanına. Gel buraya Safir. Şimdi burada geçenlerde bir güzel, gel buraya gel. Gel kızım, gel gel. Vahkala sipaya. Süper. Gel hadi. Salla salla buraya, salla bana bir salla. Gel bana. Oğlum sen biraz görüntü alsın diyor mu ondan ya? Gel daha. Bak ben daha güzelim. Şimdi sen başlamadan önce ben bir şey daha söyleyeyim. Dur yok. Ben bir söyleyeyim onu. Şimdi gene bir şey, başka bir konuya gireceğim. Sonra nereye girersen gir. Şimdi arkadaşlar bu videoyu çekerken biz mesela şunu anlatak bunu anlatak diye değil. Benim mesela diş konusunu anlatacağım. Özkan yürü şu şeyi, kamerayı çalıştır diyorum. Buraya oturduk. Bu sorular sanki gece hazırlanmış gibi Özkan da soruları yağdırıyor arkadaşlar. Ha bu zaten videoların da güzelliği oldu. Yani biz normal orada oturuyorduk. Yalık kaynatıyorduk. Burada artık nedir? Sizlerin önünde sohbet ediyor. Başka bir farkı yok. Şimdi arkadaşlar güzel bir şey, biraz önce dedim ki hayvanların hepsini savunun ama insanları savunamayız dedim. Şimdi bir geçenlerde bir yazı okudum, hoşuma gitti, çok güzel bir şeydi. Adam diyor hayatı boyunca koyun kurttan korkarak yaşar ama
onu kurttan korumaya çalışan çobanı dan olur eceli yani sonunda. Çoban yer yani şey, koyunu, kurt değil. Şimdi onun için ne gelirse bu hayvanların başına genelde insanlardan geliyor. Köpekler nedir birbirlerine bir şekilde anlaşırlar. Yani bırakın anlaşmayı, yani bunların ben mücadelelerini anlattım kurtla köpeğin biraz önce. Şeye bakın, yani kızan kurt oluyor, erkek kangal gidiyor, çiftleşebiliyor. Aynı şekilde tam tersi de olabiliyor. Kızan kangal olur, kurt gece gelir çiftleşir. Yani onu bilemezsiniz arkadaşlar. Onun için hayvanlar alemine biz girmeyelim. Bizim nedir? Birini karalayıp diğerini şey değil. Biz sadece bunlara biz bir ayar vermeye çalışmayalım. Çünkü Cenab-ı Allah bunlara ayar vermiş. Biz kendi ayarımızı verirsek insan olarak, kendi ayarımızı verebilirsek bunlara karşı yani zarar vermeden başka bir şeye gerek yok. Buyur Özkan Bey, sen deyim. Şimdi az önce dedin ya lafın arasında kurt korkar işte şey kaçar dedim, korkar demedim. Sırtarı dedim. Ondan sonra köpek baskın olunca kurt kaçar dedim. Bu kaçar meselesini de arkadaşlar yanlış anlamasın. Kurdun korkaklığından değil, köpek gibi yaralandığı zaman ona bakacak bir sahibi, ona bakım yapacak bir sahibi olmadığı için kendi başına yaşamak işte, zorunda olduğu yani için. Zeki. Zekasından dolayı. Tabii canım zeki. Hayatta zeki, kalmak mücadelesi tabi, olduğu tabi için. Tabii canım. O da yani, yanlış anlaşılmasın. Yok yani burada diyorum ya ben o ne kurdu överim fazla, ne de köpeği fazla överim, ne de kurdu köpeklerim, ne de köpeği şey. Orada bizim haddimize değil. Çünkü gerçekten Cenab-ı Allah o kadar güzel yaratmış ki o hayvan onu bilincinde yani bu boğuşsa ne olacak? Eline hiçbir şey geçmeyecek. Ha, eğer ki sırtararak korkutmaya çalışıyor zaten. Sırtar defol git ben şu yemimi alayım ben gideceğim zaten diyor. Ha, ama bu da diyor ki bu benim diyor ya sen ne diyorsun bu bana emanet diyor. Bu sefer köpek de ona saldırıyor falan. Ama neticede baskın olan şeyi mesela köpek baskınsa kurdu kovalıyor. Zaten kurdun kaçma nedeni zaten yara almamak en büyük şeyi yara almamak. Çünkü onu kendi onu da zaten Cenab-ı Allah öyle yaratıyor. Bir de tecrübeleri var. Allah'ın şey yaptığından hariç bir de küçüklüğünden beri yara alıyor, zorlanıyor filan. Bunların kendisine zarar verdiğini fark ettiği için ne yapıyor? Ya, o yaşadıklarını tekrar yaşamamak için kaçmak daha iyi diyor. Oldu mu? Başka soru var mı Özkan Bey? Bu videoda bu kadar. Ha, evet, videoyu bitirin diyor şimdi Özkan. Güzellikle. Arkadaşlar. Bak, dedi. Sarıldığımız da söyle. Sevilecek neyi var Safir onunla ya bırak ya. Arkadaşlar bizden de bugün bu kadar. Dediğim gibi eğer ki herhangi başka bir bu diş şeyiydi bizim bugünkü konumuz. Herhangi bir soru varsa yorumlarda şey yaparsanız zaten soru olduğu zaman %90 cevaplamaya çalışıyorum. Saçma olmadığı sürece. Gözden kaçmış olanlar da oluyor. Onlardan da özür diliyorum ama genelde cevaplarım arkadaşlar. Instagram'dan, YouTube'dan fark etmez. Şey yaparsanız sorularınızı sorarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bugün de bizden bu kadar. Görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.